Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Geçenki videomda narsizm nedir ve narsizm nasıl oluştuğundan bahsetmiştim. Narsizm çocukluk yıllarındaki olumsuz tecrübelerden dolayı kaynaklandığından bahsetmiştim. Bugün ise konumuz narsistle yaşamak. Narsizm bir kişilik bozukluğudur. Bunu anlamak pek kolay değil. Bu kişiler başlangıçta dünyanın en iyi insanı gibi görünürler. Hatta bu şekilde hayatınıza girerler. Bu eşiniz ve arkadaşınız da olabilir. Sizi mutlu eden onun bencil sevgisi değildir. Aslında sevileceğiniz, şefkat ve merhamet göreceğiniz umuduyla verdiğiniz sevginizdir, ilginizdir ve şefkatınızdır. Hatta bu kişiyi kalbinizin tam ortasına oturtturursunuz ve hayatınızın en anlamlı kişisi haline getirirsiniz. Fakat unutmayın, gün gelir o her şeyinizi verdiğiniz kişi sizi aşağılamaya, değersiz görmeye başlar. Bunların hiçbirine anlam veremezsiniz. İşin garip tarafı, kendinizi suçlamaya bile başlarsınız. Çünkü narsistlerin en önemli özelliklerinden biri manipüle etmektir. Sizi her şekilde ikna edecektir. Çünkü siz bu ikna sürecine muhtaçsınızdır. Bu durum aynı bir kısır döngü gibi uzun yıllar devam edebilir. Ama narsist asla değişmeyecektir. Narsist tüm bunları özgüven eksikliği ve kendini değersiz görmesinden dolayı ve bu duyguyla başa çıkabilmek için kendisi büyüklenmeci davranır. Bu şekil maalesef hem kişinin hem de çevrelerindeki yoran yıkıcı bir kişilik bozukluğudur. Temelde narsistler kendilerini öyle değersiz hissederler ki etrafına ise bu değersizlikle başa çıkabilmek için çevrelerini ve kendilerini çok değerli biriymiş gibi davranışlar sergilerler. Peki bu narsistlerin zihninde neler olup bitiyor? Narsistlerin asıl sorunu çocuklukta geçirdiği travmalar nedeniyle kendi duygularından kopuk olmaları. Aslında bu duyguları çocukken devamlı bastırılmış. Onun için narsistle ilişkileri zorlaştıran temel neden ise birine duygusal olarak yakın olmamaktır. Çünkü duygusal olmak bir narsist için gücü ve kontrolü elden bırakmak demektir. Yani narsistler güçlü bir karaktere sahip görünmelerine rağmen narsistik bozuklukta kişinin karakterinin özünde bir eksiklik vardır. Zavallı Narkisos. Narkisos'un hikayesini Narsisim ve Çocukluk videomda anlatmıştım. Hikayede sudaki yansımasına aşık olup ondan cevap alamayınca ölüp gider. Yani narsistler aynı Narkisos gibi sadece diğer insanlardaki yansımalarını severler. Tabii ki hikayedeki gibi narsistler kendilerine aşık oldukları tam olarak doğru değil. Aslında narsistler kendilerinden nefret ederler diyebiliriz. Mükemmelliyetçilikleriyle kendilerine olan nefretlerini başarıyla gizlerler. Onun yerine diğer insanları çok fazla eleştirirler. Kendilerine dönmekten hiç hoşlanmazlar. Çünkü gerçeklerin ne kadar yıkıcı olduğunu bilirler. Kendiler duygusal olarak içten ölüdürler ve bu yüzden duygusal açıklarının başkaları tarafından doldurulması ve onaylanması lazım. Üzücü olan şu ki sevgiyi anlamakta başarısızlardır ve onları gerçekten seven insanlara karşı yabancılaşırlar. Narsistlerle empati kurmak zordur. Bunun da nedenini geçenki videomda açıklamıştım. Aslında narsist olmak onların seçimi değildi.
Onlar da narsist bir ebeveynlerin bir mağdurudurlar. Doğal gelişim süreçlerinde özellikle yeterli destek ve onay sağlamayan anneden kaynaklı yetersiz ebeveynlik durumunda narsist olmalarına zemin sağladığını açıklamıştım. Narsistler evde ve dışarıda gösterdiklerinden, çok farklı bir kişilik sergilediklerinden de bahsetmiştim. Narsist birini memnun etmeye çalışmak neredeyse imkansızdır. Çabalarınızda mutlaka bir eksiklik bulurlar. Kısa bir süreliğine memnun olsalar bile bir süre sonra fazlasını isteyeceklerdir. Böyle bir ilişkide diğer taraf sürekli şüphe içindedir. Bitmek bilmeyen ve ani gelişen ataklardan, sinir krizlerinden, hatta öfke patlamalarından tut, suçlamalardan dolayı kişi kendini bitkin hisseder. Narsistin onayını kazanmak ve ilişkiyi yürütebilmek adına içinde bulunduğu boşa çabayla birlikte kendi ihtiyaçlarını tamamen feda etmiş ve hatta partnerini mutsuz etme korkusuyla çoktan unutmuştur. Narsistlerin eşleri narsistik soğuk dünyasında yaşamaya çalışırken duygusal boşluğa da alışırlar. Sonunda kendilerinden şüphe ederek kendi değerlerini ve özgüvenlerini kaybederler. Hayal kırıklığıyla ilgili narsist insanlar iletişim kurmaya çalışmak da genelde daha fazla suçlama ve reddetmeyle karşılanır. Narsistlerde karşılıklı saygı yoktur. Narsistler başkaları adına karar vermeye, onların adına her şeyi belirlemeye meyillidir. Eşleri hakkında bir şeye karar verirken bile onlara sorma, danışma ihtiyacı duymazlar. Eğer bunu eleştirmeye kalkarsanız maalesef ona ulaşamazsınız. Çünkü her şeyi kontrol etmek de onların kendilerini koruma yollarından biridir. Narsist ile birlikte yaşarken bu tür ilişki sorunlarının ortaya çıkması neredeyse kaçınılmazdır. Bu durumda eş terapisi bir başka seçenek olarak gündeme gelebilir. Tabii ki narsist eşinizi buna ikna edebilirseniz. Hani söylediğim gibi narsist her zaman suçu başkasında bulacağı için maalesef sizin iyi tavırlarınızın doğru olmadığı için böyle söyleyerek sizin terapiye ihtiyacınız olduğunu söyleyecektir. Bütün bu çabalarınız bir sonuç vermezse son seçenek ayrılmaktır. Hiçbir şeye mahkum değilsiniz. Yeter ki bir başkası size sevmeyi ikna etmek yerine gerçek bir sevginin duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir sevgi çerçevesinde olduğunu bilin. Sevmek ve sevilmek uğruna kendi yaşamınızdan vazgeçmeyin. Narkisos gibi kendi güzelliğini bir nehirde izlerken yok olup gidecek bir kişinin yolculuğuna eşlik etmek yerine kendinizi saygı ve sevgiyle kucaklayın. Çünkü narsist eşiniz bunu asla yapmayacak. Ve bilin ki bu suda çok insan boğulsa da pek çok insan da yüzmeyi öğrendi. Karar sizin. Aslında narsistle yaşanan bu ilişki, sizin kendinizi başka narsistlerden korumanız için tecrübe kazandırır inşallah. İnşallah diyorum çünkü bunu hiçbir zaman unutmayın. Narsistler hayatta karşılaşabileceğiniz en çekici, en iyi insanlardır ve herkesi bu şekilde kolayca tuzağına düşürebilirler. Sevgili oksijenlerim, bu videomun da sonuna geldik. Videolarımı takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.